Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberan ızam aleyhüm salavat ve teslimat, ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyh mecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar-ı dar-ı vaka edenler, rahmetullah aleyh mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Enhaküm an kalilin ma askara kesiruhu. Evet. Biliyorsunuz, bir oradan bir oradan pratik hayatta bizi lazım olacak şeyleri bu hoca Gümüşhanevi Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretleri caminin önünde yatıyor. Biz ona çalışıyoruz. Siz de ona çalışıyoruz. Hep yazıyorlar ona şimdi. Bak onun hadisleri yazıvermiş. Hayatımızı şey diyecek güzel hadisler toplamış böyle. Alın yiyin demiş. Kov vermiş önümüze. Bir oradan bir buradan. Şimdi de ne diyor bak. Çoğu sarhoş edenin azından da sizi yasaklıyorum. Çoğu sarhoş edenin azından da sizi yasaklıyorum. Sarhoş ne demek? Aklı başından uçmuş. Ser baş demek. Hoş, ser hoş. Düşünemiyor adam. Kelli felli adam, makam sahibi adam o mereti şişedeki şeyi içtince bir bakıyorsun ağzından beklenmedik laflar çıkıyor. Acayip şeyler, hareketler. Allah Allah bu adam mı diyorsun? Akıl gitti. İnsanı insan yapan akıl. Onu içince akıl gidince rezil oluyor adam. Rezil oluyor. İslam da insan dinidir. İnsanı temiz yaratılışında korumak için şuna haram, şuna haram demiştir. İnsanı insan aziz olsun, asil olsun, öyle bana gelsin diye içkiyi haram etmiştir. İnnemel hamru içki ritsün min ameli şeytan. Şeytanın murdar içinden bir şeydir. Feşteni bihu derhal ondan uzak durun, vazgeçin. Evet, bu inananlara Allah'ın hitabı bu. Evet, şimdi hamır örtmek demek. Şarap anlamına geliyor hamır. Niye hamır demişler şaraba? Üzümü sıkarsınız, şırası çıkar. Şırayı içebilirsiniz. Şeker hastaları içmesin yalnız. Doğrudan doğruya kana karışıyor. Şeker hastası komaya girer hemen. Sağlam olanla içsin. Çok güzel bir şeydir. Ama o durdurursanız o bakterileşir, acır, ekşir, kokar. Köpüğünü atar. İşte o şarap olur. Şarap pistir. Hatta insan idrarından pistir şarap. İnsan idrarından pistir. İnsan idrarı da pistir. Eskiden biliyorsunuz apartman hayatı mı vardı? Evin kenarına tuvalet yapılır, hela denir ona. O aşağıya biriktirilir, oradan tarlaya götürülür. İşte idrarla insan dışkınlığı karışır, bulamacı olur. Sarılı, yeşilli. Şarap ondan pistir arkadaşlar. O kadar pis bir şeydir. Ve Kur'an'da şarap geçiyor. Evet. Şimdi hadis olmadan Kur'an anlamayız lafına geleceğim. Osman hocam vodka yok, viski yok, rakı yok, içelim. Dur bakalım peygamber ne diyor ona bakacağız şimdi. Şimdi Efendimiz'in şeyi anlıyor. Sarhoş eden şeyi size yasaklıyorum. Bir bakıyoruz, inceliyoruz. Şeytan, rakı, şarapta alkol oranı, insanın kafasını dumanlayan o sarhoş eden oran şu kadar. Oho, rakı da onun üç misli. Üç misli. Onu haram eden adam rakıya serbest bırakır mı? İmam-ı Azam diyor ki ha, şarabın haram kırılmasının sebebi insanı insan yapan aklın giderilmesidir. Bu rakıda daha çok, vodkada daha çok, viskide daha çok, diğer içkilerde daha çoksa evleviyetle, öncelikle onlar da haramdır. İşte hadis. Sizi sarhoş eden, çoğu sarhoş edenin
azından da sizi yasaklıyorum. Neden hocam? Sarhoşluk madem illet sebebi, haramlık sebebi sarhoşluksa azıcık alırız. Sarhoş olmadan demek ki bu kayda girmeyiz. O meret öyle olmuyor ki. Azıcık içiyorsun, neşeni bulamıyorsun ikinci seferde. Azıcık daha ilave etmen lazım. O zaman neşesini buluyor. Üçüncüde yetmiyor. Azıcık daha ilave de derken ayyaş olup çıkıyorsun. Öyle bir şeysi var, özelliği var onun. Onun için diyor ki damlası da haramdır. İn azı da haramdır. Bakın hadis var, görüyor musunuz? Bu ayeti bununla yorumlayacağız. Sarhoş eden şeyin damlası da haramdır. Çoğu sarhoş ediyorsa damlası da haramdır. En azı da haramdır. Sizi yasaklıyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'de de innemâ yuridü şeytanu en yuk'a beynekum el adavete vel bağda'a fil hamri vel meysir. İçki ne içirir şeytan size? Aranızda düşmanlık, kavga sokmak için. Ve yusuttaküm an zikrillah, Allah'ı andırmamak için. Ve anis salati, namazı terk ettirmek için. İçki basarsan oturan adam namaza gider mi? Sarhoşlu adam nasıl gitsin namaza? Yok, sokakta çocukluğumuzda düğünlerde içiyorlardı. Hiç aklımdan gitmiyor. Aslen mahalle çeşmeleri vardı, kocaman aharı. Yanında da şeysi havuz. Düğünde içmiş. Çok yanmış. Saptı geldi. Ben de çocuğum da ilkokuldayım. Geldi suya dayadı şeyini. Boyuna içiyor. İçtikten sonra bir baktım dolu ahara güm gitti. Kendini toparlayamadı. Ondan sonra ayağı kaydı. Bir de çamura girdi oraya. Allah ne zevk yahu. Üstü başı çamur ıslanmış. Zevk mi bu ya Allah aşkına? Bu adam aklı başında olsa bu pisliğe girer mi? Çamura girer mi ya? Herkes nasıl gülüyorlar ama orada bütün düğün ahalisi kahkahayla gülüyorlar. Millete gülüştürme. Düşer mi insan yahu? Böyle bir şey söyleseler, yapsalar, gülseler mahkemeye verirsin hemen. Hakaret ediyorlar beni diye. Ama kendin düştün ya. İşki bu. Rezil. İki lafını bir araya getiremiyor. Doğrudur, şöyle gidiyor, bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. İnsanlığı bırakmıyor. İslam da insanlığı korumak için. İnsanca yaşamak, insanca ölmek, insan muamelesi görmek, ahirette, cennette köşk edinmek için, mutlu olmak için emirler getirmiştir. Ona engel olan içkiyi bunun için haram kılmıştır. Kendiniz içmediğiniz gibi eşinize, dostunuza da içtirmeyiniz. Engel olunuz, yardım ediniz kardeşlik, akrabalık niyetine, din kardeşliği adına, evet, emri maruf yapınız, insanları bundan koruyunuz. Evet, küllü muskinin haram, her sarhoş eden haramdır. Ve inkâne min gayril ünep, hamur üzüm şırasından yapılır şarap dedik, hayır, üzümden olmasa bile her sarhoş eden haramdır. Efendimizin hadislerini okuyoruz efendi. Kardeşim bu şeyde yok, Kur'an'da yok. Öyle diyor bak, peygamber kıpırdatmıyor ki. Azıcık içiyorum ben, kimseye zararım yok. Damlası bile haramdır dedi. Ben demedim, aktarıyorum ben. Damlası bile haram çünkü çoğaltıyor, sen şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Evet, bunları şey diyeceksiniz. Evet, şimdi hatırlarımızdan bahsediyoruz ama gördüğümüz şeyler size aktarmak istiyoruz. Adam şaraba alışmış, kendine gelmiş, içkiyi bırakacak. Artık 60'ına varmış bizim memlekette. O kadar çok içki içiyordu ki ben hatırımda buraları kırmızı kırmızıydı. Çok içki içtiği için şarap, bu kılcal damarları anormalleşiyor, kıpkırmızı yüzü. Böyle yüzü kıpkırmızı. Fakat ölümü, mümin adam öleceğini hatırlayınca, şimdi içki içen ahirette cennet şarabı içemez, yani cennete giremez. Puta tapan gibidir diyor peygamber ya. Evet, mü'minil hamr ke abidil vesen, her gün içen ayyaş, bundan vazgeçemem diyen herif, mümin idmanlı demek, her gün yapan, puta tapan gibidir diyor peygamberin sözü bu. Bunları duyunca
yaşı da 60. Ne yapıyormuş şimdi şarap? Şarabın içine tuz katarsanız mahiyet değiştirir, sirke olur. Sirke de helal. Hemen bardağı dolduruyormuş şarabı, tuz atıyormuş, dikiyormuş. Yok beyefendi, sirke sirkeleşmesi için onun bir 10 gün geçmesi lazım. Tuz asidi o şarabı sirkeye dönüştürür. Sirke atınca, tuz atınca helal olur diye öyle anlatıyordu. Oğlu arkadaşım olduğu için biliyorum. Yok, kendimizi aldatmayalım. Sarhoş eden şeyin damlası da haramdır ve evet. Ölümün ne zaman geleceği bilinmiyor değil mi? Genelde böyle. Allah bildirirse biliriz de ama kimse bilmiyor. Kanun bu. Evet, Peygamberimiz buyuruyor ki midesinde haram damla olan, haram lokma olan adam öldüğü anda Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Azrail'in merhametinden mahrumdur. Evet. Midende içki varsa öyle ölmüşsen. Ne zaman geldi Azrail? Bir dakika abi, midemde rakı var, şarap var diyebiliyor musun? Bir dakika abi diye dinlemiyor adam. Çizgide gereğini yapıyor. İnanan adamları söylüyoruz. Bu vaziyette peygamberin sözü de bu. Allah merhamet etmez, kendi haline bırakır. Son anda şu içki içen adamlar nasıl susuyor, gördüm ya, ahara girdi, yıkıldı. Gözüm önünde hala çocukluğunda. Şeytan da o son anda yanıp kavruluyor insanlar. Bunları çok gördük. Şeytan su kadehini alır, buz gibi su. İmanını verirsen veririm ha. Yanmış kavrulmuş. Sarhoş adam düşünebilir mi? Orada da imanını verirse vay, Allah da yardım etmiyor. Merhamet etmem diyor. Kendi haline bırakırım. Evet, şimdi Azrail'i daha evvel anlattım. Şimdi bir daha anlatacağım. İbrahim Aleyhisselam'a uğramış Azrail. Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Demiş ki ya kardeşim Azrail, şu kızdığın herifleri, Allah'ın merhamet etmediği heriflerin canını nasıl alıyorsun? Ne şekilde alıyorsun? Niye gerek ya sen, demiş, ateşin yakmadığı Halilur Rahman'sın sen. İşine git. Çok rica ediyorum demiş ya. Çok merak ediyorum. Deyince işte böyle adamların midesi şarap dolu, rakı dolu. Allah merhametini çekmiş. Peygamber hadisi var böyle. Merhametini çeker. Şeytanla baş başasın. Evet. Allah'ın merhametini çektiği adamı Azrail sever mi? Kızmaz mı o adama? Okula bir girmiş. Ateşe dayanan İbrahim Aleyhisselam kitaplarda, tefsirlerde yazıyor. Bayılmış, düşmüş. Ayıldıktan sonra demiş ki cehenneme gerek yok, şu kılığın yeter bu heriflere. Sarhoşlar, içki içenler. O anda ölüverseniz durum bu. Biz size kardeşlik adına söylüyoruz. İçmeyin. Haram lokma yediğiniz anda Azrail gelirse durum bu. Azrail zaten canınızı okuyor. O anda Allah korusun, Allah yardım etti. Kur'an-ı Kerim'de var. Dua ediyoruz. Allah'ım şeytanın son anda geldiği zaman can çekişme halinde bizi koru. Allah'ın gücüne gitmiyor muyuz? İçme demiş, içmeyeceksin. Haram yeme demiş, yemişin, miden dolu. Allah sana acır mı o zaman? Duan kabul eder mi arkadaş? Onun için mümin her an ölümün geleceğini düşünerek haram lokma yemez, midesine indirmez, haram şey içmez. Bundan korkar. En büyük şeyimiz imanını göçmek, Allah'ın rızasını kavuşmak, ebedi alemde mutlu olmak değil mi? Bakın bunlar var. Öyle söylüyorum ben size, azıcından, çoğu sarhoş eden azıcından bile, damlasından bile yasaklıyorum. Haramdır diyor. Alması, kullanması haramdır. Şimdi yalnız burada biraz açıklama yapalım. Tabii bizim açıklamalarımız Hanefi mezhebine göredir. Öbür mezheplere bir şey demiyoruz. Hak mezheplerdir başımızın üstünde. Ama bir insan durmadan mezhep değiştiremez. Bu yanlış. Bu konuda çok eserler var.
Şimdi herkes kendi bildiğine göre, o da halk mezhep demiyor, yok yok yapamazsın. Mezhep değiştirmek için İmam-ı Azam'ın dayandığı hadisin kalitesini, sahihlik derecesini bilmen lazım. Kur'an-ı Kerim'deki o ayetin manasını bilecek kadar alim olman lazım. Ben bu derecede alim değilim arkadaş. 50 senedir uğraşıyorum bu işle. Sen yani bu iyiysen onu bilmem. Ama ben beceremedim daha 52 senedir hatta. Bu işlerle uğraşıyorum. Bu seviyeye gelemedim. Onun için bak kitaptan okuyorum, size aktarıyorum. Kendim bu kitabı, böyle bir kitap yazmış değilim. Tercüme ediyorum. Şeyimi biliyorum. Sen bu seviyede değilsen mezhebini değiştirme arkadaş. Git. Bir oradan bir oradan değil. Şimdi ben Hanefi mezhebine göre arz edeceğim. İmam-ı Azam Hazretleri şarabın içilmesi de haram, kendisi de pistir diyor. Şarap dökülmüş elbiseyle namaz kılamazsınız. Onun için batılı ülkelerden elbise aldığınız zaman dikkat edin. Çünkü terzi içiyor. Yanında bira, yanında şarap. Adamın şeysi bu, huyu bu. Durmadan içiyor. Ütülerken, dikerken bardak dönülmüyor mu? Sen de yemek yerken bardak devrilmiyor mu? Şarap bardağı devrilmişse dikkat edin buna. Müslümanların diktiğini, giydiğini almaya çalışın. Aksi halde onları yıkatacak mısınız? Ne yapacaksınız? Temizlik diye mi vereceksiniz? Onlara dikkat edeceksiniz. Bir. İkincisi, evet, şarap ve şarap cinsinden olanlar hem içilmesi haram, azı çoğu işte hadis okuduk, hem de kendisi sidikten daha pis. Asla necas, necaseti galizadır. Ama İmam-ı Azam'a göre konuşuyorum. Böyle bekletilmiş kokuşma yoluyla değil, imliklenme yoluyla elde edilmiş. Mesela rakı böyledir, ispirto böyledir, vodka, viski böyledir. Bir otu kaynatırlar, anason otunu kaynatırlar. Onun buharını borulardan geçirirler. Rakı öbür taraftan damlar akar. İmam Azam diyor ki bunun içilmesi de damlası haram. Çünkü sarhoş ediyor, işte okuduk hadisi. Ama diyor bu şarap gibi kendisi pis olmaz. Onun için kolonyayı kullanabilirsiniz. Sen kullanırsın, yo yo kullanmam diyor. Ama müminlere kolaylık olsun diye elinize kolonya sürebilirsin. La be'sebi, zararı yok diyor. Zararı yok diyor. İspirtoyu temizlik malzemesi olarak, yani yağlı şeyi çıkaramıyorsunuz. Alkolü yaptığınız zaman hemen derhal çözüştürür o yağlı karayı. Yani kolonya kullanabilirsiniz. Elbisenizdeki bir çıkmaz yağı ispirtoyla, işte kolonyalı veya işte alkolle silebilirsiniz o çözüştürmek için. Ondan sonra gene suyla yıkarsınız. Yani böyle kullanmakta zarar yok, kolonya kullanmakta. Doktorların ameliyatlarda ellerini mikroplardan şey etmek için alkolle, bunları görmüş İmam-ı Azam. Onu arz etmek istedim. Yani üstünüze kolonya ikram ettiler. Estağfurullah, istemem, istemem. Ya, ya kırma herifi ya. Yani kullanın demiyorum da, kullanın demiyorum. Bakın İmam Şafii de büyük bir insan. O kesinlikle diyor pistir diyor. Alkolün her cinsi pistir. Ona da saygı duyalım. Yani kullanın demiyorum ama ikram ettiler. Estağfurullah, istemem filan. Kılmayın. Al, işine bak. Cuma'ya da gidebilirsiniz yani. Biri size kolonya ikram etse Cuma'yı verin Hanefi mezhebine göre. Onu da burada arz edeyim. Evet, bu hadis-i şerifi Darimi, Ukeyli, Ebu Davud, Tahavi, İbn Hibban, Beyhaki, Darekudni, Amir bin Sa'd'dan nakletmiş. Bu Amir bin Sa'd, Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın oğlu. Evet, Allah ondan razı olsun. İran Fatihi, Doğu Fatihi, Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretlerinin oğludur.